Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Euro 2000'in PlayStation 1 versiyonunu oynamayı düşündüm. Bu oyunumuz arkadaşlar, gördüğünüz gibi beni bu şekilde. Bu oyunumuz arkadaşlar zamanında çok sopa yemişti. Yani FIFA 2000'den sonra bu oyun bir tık zayıftı yani. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü biraz oynanışta değişiklikler yapmışlardı. Yani koşma tuşuna basıyorsun, adam doğru düzgün koşmuyor falan gibi. Bazı FIFA 2000'deki gördükleri eksikleri gidermeye çalışmışlardı ama daha da beter etmişlerdi diyebiliriz herhalde. Şimdi bir frenetle deyip bir maç yapalım ve oyunu hatırlayalım diyorum. Şimdi arkadaşlar, oyunu ben tabii ki profesyonel seviyede oynuyorum. Ve profesyonel seviye beni çok zorlayacak bir seviye açıkçası. Onun için kendimi iyi bir takım alıp Almanya buna iyi bir örnek olabilir. Rakip olarak da daha düşük kapasiteli bir takım almak istiyorum. Dolayısıyla zaten yorgun bir şekilde başladığımız videoya daha da yorularak olarak devam etmeyelim. Kadromuza bakın yani. Bierhoff'lar, Matheus'lar, aman Allah'ım yani. Mehmet Scholl'lar falan. ZG, Oliver Kahn kaleci. Gerçekten Euro 2000'in kadroları çok çok iyiydi. Türkiye 1954'te Dünya Kupası'na ilk olarak katılmıştı. Daha sonra 96 Avrupa Şampiyonası'na da katıldı. Uzun yıllar sonra ilk katıldığı turnuva 96'ydı. Ama o da çok tatlı geçmemişti. Daha sonra Euro 2000'e de katıldık. Euro 2000'de de grup elemelerini geçip çeyrek finalde elenmiştik arkadaşlar. Çeyrek finale kadar çıkma başarısı göstermiştik. Çok 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 başarılı olduğumuz bir turnuva olmamakla beraber rezil de olmamıştık yani. Şimdi oyunu profesyonel seviyede oynuyorum. Onun için sinir bozucu seviyede bir zorluk var. Ve bu beni çok yoracak. Bakalım hava koşullarının yağmurlu olmasını biz isteğimize çevirebilecek miyiz? Oo, evet. Gördüğünüz gibi FIFA 2000'e birçok yönden benzerlikleri var ama oyunu elinize aldığınız zaman hemen çok bariz farklılıkları görebiliyorsunuz. Bu arada inanılmaz şeyler oluyor bizim kalemizde ve demek ki hemen bir taktik ekranına girmemiz gerekecek. Saçma sapan şeyler oldu biraz önce kalemizde. Şimdi burada 4-3-3, yani çok ofansif bir strateji ama biraz geriye de çekeyim takımı. Şunu da ben forvet yapayım. Hadi bakalım bir böyle deneyelim ama işimiz biraz zor gibi geliyor bana bu taktikte. Faul yok mu hoca? Ah, bir voley denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Evet, genelde top rakip yarı alanda geçiyor mücadele. Pek top oynatmıyoruz rakibi ama işte bir kere geliyorlar. Demi gördünüz, neredeyse golü buluyorlardı. FIFA zaten senelerce arkadaşlar bu şeyi bir türlü tutturamadı. Bu ölçüyü, bu ayarı bir türlü tutturamadı. Yani bir oyunu da bu kadar bu zorluk seviyesinde bu kadar zor yapmanın, rekabet edemeyecek boyutta yapmanın bir anlamı yok. FIFA 2000'deki bazı kronik problemler bu oyunumuzda devam ediyor. Ne gibi? İleri zorluk seviyelerinde orta kafa gol olayının çok fazla olması gibi rakip takım tarafından. Bakın, ikidir yemiyoruz ama illaki o golü yiyeceğiz yani. O kendini belli etti. Allah'tan kalecimiz çok iyi de.
İkidir kafa golünü yemek. Bakın kaç kişinin arasında kafayı vurdu ve golü attı. Ben şimdi bakın ağır çekimde tekrar izleyeceğiz. Bu ara sahneleri de gol sevinçlerini veya oyuncuların sahaya çıkış anlarının da geçmek istemiyorum. Göstermek istiyorum. Ve bakın 4 kişinin arasından kafayı vurarak Macar oyuncu golü buldu arkadaşlar. Yani yazıklar olsun. Bize ne diyeyim yani. Koskoca Almanya savunması. Ama gel gelelim FIFA işte. Yani çok sinirlendik. Hemen bir 90'a doğru topu hareketlendirdik arkadaşlar. Beraberlik golünü bulmamız geç olmadı. Klasik bir FIFA PlayStation 1 golü. Bu izlediğimiz gol. Ah işte biraz daha ilerleyebilirdik. O da benim hatam oldu. Biraz daha kaleye yaklaşabilseydim daha tesirli bir vuruş çıkartabilirdim. Ara paslar asla yerini bulmuyor arkadaşlar. İnanılmaz şekilde. Bu kadar da olmaz diyorsunuz yani. Bakın hiçbir ara pas yerini bulmuyor maalesef oyunumuzda. Bunlar tabii oyunun eksi tarafları diyebileceğimiz taraflar. Bakın ara sahneyi de izleyelim. Evet görseller PlayStation 1 dönemi için alışılageldik düzeyde. FIFA oyunları zaten bu kadar oluyordu yani. Yani bize de nasıl bir hakem denk geldiyse gerçekten. FIFA 2000'e oranla arkadaşlar şeyler çok daha zor. Birebir de adam geçmeler falan. Ha, biraz daha FIFA 99'a döndürmeye çalışmışlar gibi geliyor bana. Yani FIFA 2000 kimi kesim tarafından çok eleştiri alınca FIFA 99'u çok beğenen bir kesim vardı. Sanki biraz daha FIFA 99'umsu dokunuşlar yapalım gibi düşünmüşler gibi geliyor bana. Ha bu iyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Yani FIFA 2000 seven birisi için iyi bir şey değil yani. Evet seyirci tezahüratları kulağa çok hoş geliyor. Evet bazen maalesef yapmak istemediğin şeyleri de oyun size yaptırıyor. Tabii ki de verdiğimiz ara pas yerini tutmadı. Yani şu müdahaleyi yapmasak gerçekten kaleciyle karşı karşıya kalıp golü atmam işten bile olmayacak. Evet bu güzeldi. Aa penaltı hoca ya. Ya yeter ya. Bir değil iki değil. Hayır sonunda da yenileceğiz yani. Allah aşkına kaleye vursana abi. Niye ortaya? Hayret bir şey ya. Kalenin dibinden dışarıya vurduk arkadaşlar. Gördünüz yani.
Artık gördüğünüz gibi değişik akrobatik hareketler deniyorum ki geçeyim yani şu savunmayı. Hadi be. Dakika 80 oldu arkadaşlar. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Bizim aşırı üstün olduğumuz bir maç gibi gözüküyor ama maalesef skorda bir numara yok. Ve çok çok boş bıraktık. Neyse ki araya girdik. Evet, gerçekten tehlikeliydi. Şöyle paslaşarak başlayayım diyorum. Şöyle kendi kalemden oyun kurarak ama iki pas atamıyoruz maalesef. İki pas atamıyoruz yani. Offside. Tabii. Ve maalesef beraberliğe razı olmak zorunda kaldık. Bu tabii ki arkadaşlar çok fazla deneyim isteyen oyunlar. Bu oyunlar eski oyunlar. Golden Goal'u seçtim bu arada. Altın gol, golü atan kazanacak. Alışma süreci gerektiren oyunlar. Ben tabii bir süredir de oynamadığım için bu oyunu biraz zorluk çekiyorum şu anda açıkçası. Her ne kadar bizim seçtiğimiz takım rakip takıma göre kağıt üzerinde çok daha iyi olsa bile ona bakmıyor işte yani. Offside mi? Şimdi oyunda bir radar yok arkadaşlar. Bu radar olmaması bir futbol oyununda olabilecek en kabus senaryo. Yani bakın biraz önce offside dedi şu. Neden? Çünkü görmeden pas attım. Görmeden pas atmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da çok kötü. Ve oyuncu isimlerinin böyle sağ üstte yer alması da ayrıca bir kötü olmuş. Hiç oraya bakmak aklının ucundan bile geçmiyor çünkü oyunu oynadığın süre zarfında. Yani inanılmaz bir savunma var gerçekten. Etten duvar örmüşler. Ve evet. Hemen karşı tarafa geçiyor. Bizim oyuncular. Onlar da bizim kalemize doğru geçiyorlar. İlk uzatma devresi böylece eşitlikte gene sonuçlanmış oldu. Bakın inanılmaz iyi paslaşmaları var gerçekten. Yani bir de orada bir kazar golü de yemeyelim Allah aşkına. Oliver Kahn. Yani çok hızlı oynuyorlar. Yani pes artık ya. Pes artık yani. Az bile ya. Vallahi offside diye korktum ama tekrar çekim izleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Değil. Ama tamamen balı arkadaşlar. Top önümüzde kaldı. Ve golü bulduk. Bu da tabii ki golden goldü. Ve maçı kazanmış olduk. Yani bu kadar zor bir oyunda bu zorluk seviyesinde ilk maçımızı kazanmış olmamız da bir bana göre başarı. Bakalım diğer maçlarda neler yapacağız. İlla ki birkaç maçta da mağlup olacağız arkadaşlar. Zaten oyunu güzel kılan taraf da bu. Bir oyun oynuyorsanız yani her maçı 3-0, 5-0, 10-0 kazanıyorsanız ondan zaten zevk alma şansınız yok. Biraz böyle işte çekişme varsa oyun içerisinde ondan zevk alıyorsunuz. Şimdi biraz daha şeyi düşürelim.
rakibin derecesini. Bakın yanlarda takımların altlarında şeyler yazıyor. Dünya sıralamaları yazıyor. Scotland 20 yani. Bu da biraz torpil olmuş sanki. Hadi bir de böyle bir maç deneyelim. Bir sonraki maçımızda daha zor bir maç seçeriz. Ya, müthiş bir şanssızlık. Gene silit. Gene kötü bir havaya denk geldik. Hava şartlarını çünkü random seçmiştim arkadaşlar. Kadromuz inanılmaz. Onu söyleyeyim. David Seaman, kaleci. Paul Scholes. David Beckham'lar. Michael Owen'lar havada uçuşuyor. Evet, gördüğünüz gibi taktik anlayışımızda çok net bir sıkıntı var. Savunma bomboş arkadaşlar yani. Şimdi kafa golünü yiyeceğiz zaten. Kafa golünü yemeden önce ne yapabiliriz diye bir bakalım. Hadi şöyle yaptık. Şunu da line olarak değiştirelim. Daha kolay gol bulabilmek için. Yani bakın 4 kişinin arasından adam kafa vurdu. Bakın 4 kişi geldik şu anda. 4 kişiyiz. Bakın üçgenin oraya 4 kişi gel 3 kişiyi geldik. Birisi daha var orada 4. Kafayı o vuracak yani. Allah'tan ona doğru at gelmedi top da. Ve oyunumuzda maalesef ara paslar asla yerini bulmuyor arkadaşlar. Aman Allah'ım neler oluyor neler yani. Evlere şenlik. Tamam Mehmet Paul Scholes acelemiz yok ama kaptırma da yani. Yani oradan da gol olmazdı herhalde. Çok güzel be Michael Owen. Çok hızlı bir atak geliştirdik. İki pasta, üç pasta topu Michael Owen'la buluşturduk. O da yaptığı en iyi işi yaptı. Gol olmayacak diye çok korktum bir ara. Çünkü kaleci çok iyi açıyı kapatıyor. Yani inanılmaz atak geldiler. Çok atak oynuyorlar. İyi oynuyorlar, iyi paslaşıyorlar. Rakibi iyi gördüm çok. Yani çıktı diye bıraktım ya. Yani vur gitsin. Yani Alan Shearer hala İngiltere milli takımında görev yapıyor. Ya muhteşem bir şey yani. Muhteşem bir kadro arkadaşlar. Ha bu kadro ne yaptı Euro 2000'de? Yanlış hatırlamıyorsam hiçbir şey yapmadı. Gayet başarısız bir takımdı. Ama yeter ya. Yani hani biz yapsak 3 tane kırmızı kart görmüştük yani şimdiye kadar. Çok güzel yerinde müdahale.
Yani çok garip şeyler oluyor gerçekten bizim ceza sahamızda. Adamlara pas atıyoruz kafayla, adam uçan kafa atıyor. Evet, zamanı oynuyorum arkadaşlar. Bari iki kere böyle bitsin. Çünkü çok istediğimiz gibi gitmiyor maç. Evet, ikinci yarıya oyuncular ısınıyorlar. Çok ciddi bir konsantrasyon istiyor arkadaşlar bu oyun. Yani bir anlık dikkatsizlik hemen topu kalenizde görmenize sebep olacak. Evet, ne de olsa öndeyiz mantığıyla. Biraz top çeviriyoruz. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Güzelse güzel yani. Güzele güzel diyeceğiz. Yani Michael Owen olmasaydı orada birisi topu öyle gelişine bir vole vurabilir miydi bilemiyorum ama farkı ikiye çıkarttığımız bir gol olmuş oldu. Çok güzel canım. Aa. Çok iyiydi gerçekten. Yani bugün bir kısmetsizlik de var üzerimizde. Yani bu da bir gerçek. Güzel. Bugün Slovel oyuncular gerçekten çok uçan kafa denediler arkadaşlar. Evet, kaleye yaklaştırmıyorlar. Hele ikinci golü yedikten sonra iyice agresif oynamaya başladılar. Bakın. Yani sert müdahalelerle topu alıyorlar ve hakem asla faul çalmıyor. Şu yeter artık yani, yeter. Bir değil, iki değil. O zaman röveşatayı yersin yani. Evet, Michael Owen'la hat-trick yapıyoruz. Çok çok güzel gol oldu gördünüz. İstediğimiz köşeyi topu vuramadık ama. Yani FIFA 2000'den hani daha sonra çıktığı için hani daha gerçekçi bir şey yapalım özlemi doğmuş FIFA oyun yapımcılarında. Yani böyle bir şeye imza atmışlar. Çalım güzel.
Hadi be, bir gelişini çekeyim dedim ama. Offside. Evet. Güzel maç oldu. 3 gollü bir net bir skor elde ettik. Net bir galibiyet. Evet, şimdi hemen bir sürpriz yapalım ve milli takımımızı seçelim. Bakalım kimler var, kimler yok. 2000 senesinde kötü bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi sınırlı sayıda takım olması bu oyunda tabii biraz iyi olmamıştı diyelim. Yani şeyde siz söyleyin, yani FIFA 2000'de bilmem kaç tane takım var. Onlarca, yüzlerce spor kulübü var. Ama işte Euro 2000'i açtığın zaman böyle sınırlı sayıda. İrlanda. İçimizdeki İrlandalılar. Evet. Yenmiştik İrlanda'yı. Bakalım burada da yenelim. Hava gene yağmurlu. Yani bir türlü iyi bir havaya da denk gelemedik. İnanılmaz. Evet. Hasan Şaş, Şükür, o gün Sergen, Tayfur Korkut, Tayfur Havuççu, zannedersem işte Alpay falan. Yani FIFA 99'daki siyahi ve sarı saçlarıyla meşhur Hasan Şaş en azından bu oyunda kel yapılmış. Onun için biraz daha özenmişler gibi duruyor sporcu modellemelerine. Şöyle bir set play'i değiştirdim. Bakalım kaleci çıkacak mı? Yani yanındaki topu niye almadan gidiyorsun? Yalnız bir şeye bakmam lazım. Hazır oyun durmuşken. Ya Engin İpekoğlu nedir ya? Sağ kanatta. Kaleciyi arkadaşlar sağa koymuşlar. Fatih Akyel'i koyalım bari oraya. En azından yani içimiz rahat olur. Şöyle hücum hattını da deminki olduğu gibi flat şeklinde düzenliyorum. Evet, gene bir orta kafa gol klasiği yaşıyorduk. Kaleci Rüştü olmasa. Penaltı, penaltı. Haydi onu da at artık ya. Vay arkadaş. Yani iyi başladık. Kötü değil ama. Şimdiye kadar bir gol bulmalıydık diye düşünüyorum. Evet, futbol bu. Sabırlı olacaksınız. Eğer maç 0-0'sa ve yenmek istiyorsanız. Kontrollü bir şekilde rakip ceza sahasına gireceksiniz. Ah, nihayet oyuncu değişiyor. Çok hızlı kaleci Engin. Sağ bek olarak oynayan.
Güzel yere. Evet. Gördüğünüz gibi oyunda gol atmak çok zor olduğu için rakiplerin hata yapmasına muhtaçsınız. Biraz öyle bir durum var sanki. Bu arada mesela işte biz hata yaptık. Adam neredeyse golü atıyordu. Hadi Sergen. Bir de böyle bir şey var bu oyunda. Yani çok yetenekli bir adamla pas atmıyorsanız pas yerini hiçbir zaman bulmuyor. Yani inanılmaz top çeviriyorlar gördüğünüz gibi. Şimşek hızında. Evet, bir türlü şu orta sahayı geçemedik bir süredir. Evet, gerçekten adamlar inanılmaz goller kaçırdı arkadaşlar. Ne kadar şükretsek az. Yani orta sahayı geçemiyoruz gördüğünüz gibi son dönemde. Bakalım toparlayabilecek miyiz? Keşke ceza sahası içinde olsaymış. Aa, vuramadı. Vuramadı. Top kafasının üstünden gitti arkadaşlar. Evet, ilk yarının sonuna geldik. Oyuncular sahayı terk ederken izliyoruz. Şimdi de tekrar sahaya girerken izleyelim. Ya yeter ya. Hakikaten yeter yani. Neyse Hakan'ın önünde kaldı da golü bulduk. Direkten dönen toptan sonra. Ya güzel bir gol oldu. Ve güzel tarafı öne geçtik yani. Evet, vuruyorum, uzaklaştırıyorum artık arkadaşlar. Çünkü çok şey geliyorlar. Yani ne diyeyim, haince üzerine geliyorlar. Eyvah eyvah, kimse yok mu? Güzel. Aslında kaleci riskli bir başlangıç yaptı. Biz değerlendiremedik yani. Çünkü ben de öyle bir başlangıç yapmasını tahmin etmiyordum. Onun için ben de gafil avlandım. Bir gol daha atıyoruz. Pivot forvetimizle. Hareket şık. Sol ayakla kalecini kapattık köşeye. Sert bir vuruş. Yani sabahtan beri adamların bize yapmadıkları kalmadı. İlk pozisyonda ama sarı kartı gördük arkadaşlar. İlk faulümüzde. Thank you.
kaleci ve direk. Çok güzel ya. Hasan Şaş, sarı saçlarından sen suçlusun. Ama gene 2000 FIFA 2000'deki Türk kulüplerinin haline bakarsan buradaki modellemeler daha iyi duruyor. Yani göstere göstere gerçekten. Göstere göstere kalecin kapattığı köşeden. Öyle bir şey mi vardı? Yani bizim hep saçlar sarı mıydı acaba Euro 2000'de diyeceğim ama yok. Bayağı siyah saçlı oyuncularımız da var. O galiba 98 Dünya Kupası'ydı. İşte Romanya falan böyle herkes kafayı sarıya boyatmıştı. Yani Nijerya milli takımı yanlış hatırlamıyorsam öyle. Bravo ya. Müthiş savunma yapıyorlar gerçekten. Neyse. Maçı kazandık. Şimdi daha düşük bir düşük seviye bir takım alıp oynamayı düşünüyorum. Bakalım en kötü ne olabilir? Kaç sıfır yenilebiliriz? Çünkü şimdiye kadar oynadığımız maçları kazandık iyi kötü. Evet, şimdi daha düşük reytingli bir takım seçip Türkiye'de yani çok yüksek değildi ama peki Bulgaristan'ı alalım. Evet, rakip olarak da Portekiz'i alalım. Portekiz kağıt üzerinde bizden çok daha iyi bir takım. Ve Euro 2000'de de bayağı başarılı dediği hatırlıyorum. Nihayet ve hava koşulları değişik. Rui Costa, Figo, Pinto, Xavier Galatasaray'daki evet, çok iyi bir kadrosu var. Biz de sadece Iliev ve Stoichkov'u tanıyoruz Bulgar milli takımında. Oh be, nihayet bir gözümüz gönlümüz açıldı arkadaşlar. Nispeten iyi bir havada. Bir mücadeleye başlayacağız. Dar açıdan çok iyi vuruş. İliye bravo. Evet şimdi mesela arkadaşlar hiç taktik ekrana girmiyorum. Çünkü 1-0 önde başladım maça. Bakalım artık gol yene kadar bu taktikte devam ederiz. Olmadı girip değiştiririz. Bakarız ne yapabiliriz diye düşünürüz. Yani iyi çalışan bir makineyi bozmanın anlamı yok. Great.
Oo, çok sert, çok sert. Evet, gayet iyi oynuyoruz şu ana kadar. İlk 20 dakikalık, 25 dakikalık bölümde. Yani kontrol bizim elimizde. Hadi be, tam da vuracaktım yani. Abi bir saniyenin onda biri kadar geç kalınca hemen cezayı kesiyorlar. Güzel. Evet, ne de olsa öndeyiz. Biraz top çevirelim. Şöyle kanada kadar gidip bir güzel bir orta yapmak isterdim. Çok güzel. Ayda bayağı tehlikeli oldu. Aa, çok enteresan bir animasyon. Kaleci topu enteresan bir şekilde tuttu gerçekten. Yani çok şahit olduğum bir şey değil bu oyunda. Evet, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik ama bayağı bir arkadaşlar kınıyoruz yani. Rakip tabii Portekiz olunca bizi zorluyor. Ama üstünlük de bizim elimizdeydi aslında ilk yarıda. Ben gene gol yiyene kadar bir taktik maktik değiştirmeyi düşünmüyorum. Mevcut takımız default taktiğiyle devam edeceğim. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Evet, çok tehlikeli geldiler. Birkaç müdahalede bulundum ama topu alamadım rakipten. Evet, maalesef. Kabus zorluk başladı. Paslarımız hiç yerini bulmuyor. Ve maalesef tam da olması gerektiği gibi orta sahadan bir orta ve kafa ve gol arkadaşlar. Evet, FIFA'nın hastalığı işte. Şu olayı çözemediler. Bakın orta sahanın gerisinden orta, adam ters bir şekilde kafa vuruyor. Evet, hazır oyun durmuşken bir taktiklere girelim bakalım. Evet, atak oynamaya devam edeceğim. Ya Herro ya Merro diyorum.
Evet, bayağı terledim arkadaşlar yani. Baksanıza şuraya ya. Ayda bir de penaltı yaptırdık. Ya hakem ne anlatıyorsun Allah aşkına? Ve muhteşem, muhteşem kurtarıyoruz arkadaşlar. Hemen vuralım gitsin. Dakikada olmuş 75. Offside taktiği yaptım hızlı bir top gidince ama. Aman aman. Son hücum olarak kullanacağım. Dakika olmuş 88. Şöyle bir kaleden başlayayım dedim. Ama sonunu getiremedik. Evet, tekrar uzatmalara gitti arkadaşlar. Bu sefer maçı uzatmalara bırakmayalım. Direkt penaltılara geçelim diyorum ben. Belki şansımız artar. Kazanma şansımız. Hem penaltılardaki ara sahneleri görmüş oluruz. Hadi be. Tam da iyi yere atladım ama. Evet. Tavan. Ters köşeye yedik. Tavan. Güzel, güzel. Hadi bakalım şu Rui Costa'nın penaltısını kurtaralım. Efsane olalım. Yani düz vurdu. Şeytan aklına gelmez. Gene tavan. Çok güzel. Aynı tarafa doğru vurmaya ısrarla devam ediyorum arkadaşlar. Genelde öyle yaparım. Çok güzel. Yani gerçekten hep parmaklarımın ucundan kaçtı. Hadi Petkov. Ya inanılır gibi değil. Hep aynı şekilde yedik. Yani sonunda da olacağı oydu. Sonunda kaçırdık penaltıyı. Peki arkadaşlar, bugün de bir videonun sonuna gelmiş olalım. Bugün Euro 2000 oynadım sizlerle. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve destek olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.